Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, yeni bir haftaya giriyoruz Allah'ın izniyle inşallah. 11 Mayıs 17 haftası. Bakalım 11 Mayıs 17 haftasında neler olacak, neler yaşayacağız, şöyle bir genel anlamda bir bakalım istedim. Şimdi arkadaşlar, bugün anneler günüydü. Ve inanın bir gece önceden telefonum kilitlendi. WhatsApp'tan yazan, arayan, soran, bana güzel hediyelerle beni onore eden herkese ama herkese sizlerin huzurunda çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sevilmek çok güzel bir duygu. Özellikle sizler tarafından sevilmek ve onore edilmek benim için tarifi olmayan bir duygu. Gerçekten çok mutluyum. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim Mevlam hepinizi evlatlarınıza bağışlasın. Anne olmak isteyenlere de anne olmayı nasip etsin inşallah. Bir de arkadaşlar, bu bakıma geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu daha önce de söyledim. Arkadaşlar bakın, ben bu videoyu başlattığım andan itibaren bir emek veriyorum ve kapatana kadar. Yani tamam, burçlarda anlıyorum. Ben bunu daha önce de söylemiştim size. Başlangıç noktası şu. Ya arkadaşlar, belki size önemli bir mesaj vereceğim. Bakın ben telefonumu veriyorum. İşte Instagram adresimi veriyorum. Yine bakın 17 Mayıs'ta çekiliş yapacağım. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Yani neyin işgüzarlığı anlamıyorum ki. Yani işgüzarlık yapıyorsunuz. Orada yok, başlangıç noktası bu. Sen benim onu izlemek için mi? Ondan sonra az bakıyorsun. Sana ne? O kadar bakıyorum. Bir daha o şekilde yazın olursa gerçekten engelleyeceğim arkadaşlar. Bak burçlarda yazsın, tamam, sıkıntı yok. Tamam, ben ona mutlu da oluyorum. Çünkü ben burçları bölmeyi bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederim ama yani lütfen ama arkadaşlar, yani neyin işgüzarlığı anlamıyorum ki. Bakın şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mayıs ayı, bakın bu Mayıs ayı o kadar önemli bir ay olacak ki, ben geçen çekimde unutmuşum söylemeyi, retrolarla dolu bir ay. Yani o kadar önemli şeyler yaşayacağız ki, yarın 11 Mayıs'ta başlıyor bu. 11 Mayıs'tan itibaren arkadaşlar ilahi adalet süreci başlıyor. İlahi adalet. Yani 11 Mayıs'ta retro geri harekete başlıyor. Ve bu gerileme 29 Eylül'e kadar sürecek. Bakın 11 Mayıs'ta başlayacak. 29 Eylül'e kadar sürecek. İlahi adalet süreci başlıyor. Hadi gözünüz aydın. İyilik mi yaptınız? O iyiliğin karşılığını alacaksınız. Kötülük mü yaptınız? O kötülüğün karşılığını alacaksınız. Size kim ne yaptıysa edenler bulacak arkadaşlar, emin olun. Ve başladı bile. Yani bunun ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Geçmişle hesaplaşacaksınız. Hepimiz, her birimiz, ben de dahil. Geçmişle hesaplaşma dönemi arkadaşlar. Bakın önemli bir zaman dilimine adım atıyoruz. Yarından itibaren, 11 Mayıs'tan itibaren önemli bir zaman dilimine giriyoruz. 29 Eylül'e kadar yaşayalım, görelim. Hadi bakalım. Bütünün ayrına olması dileğimle. 11 Mayıs, 17 Mayıs haftasında genel olarak bizi neler bekliyormuş diyoruz. Ve bu defa hep dediğim gibi bu hafta içerisinde kendinizi niyetleyin. Bakalım, sizlerin adına bütünün ayrı olması dileğimle kartlarımı kesiyorum. Ve yine sizler için böyle bir kartlarımı sizlerle, yeni hafta tabii, yeni kartlar böyle daha güzel oluyor. Bunların enerjisini çok seviyorum ben. Evet, aynı kartlarım zaten, özel basım. Evet arkadaşlar, şöyle bir odaklanın, rezone olun. Bakalım 11 Mayıs haftası, 11 Mayıs 17 Mayıs aralığında sizleri neler bekliyormuş. Bu arada 17 Mayıs'ta Instagram'da çekilişim var arkadaşlar, biliyorsunuz. Instagram adresimde 3 izleyenime, 3 takipçime Allah'ın izniyle inşallah ücretsiz tarot seansı hediye edeceğim. Evet güzel, şöyle bir odaklandınız. Bakalım 11 Mayıs haftasında neler neler olacakmış. Haydi bakalım, ben sizlerin adına başladım kartlarımı çekmeye. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Bakalım bu hafta
aşk olur, iş olur. Bakın, komple geldi zaten. Mesajlarıyla geliyor benim kartlar. Her zaman olduğu gibi. Çok şükür, bin şükür. Arkadaşlar bakın, bir daha diyorum. 11 Mayıs başlıyor retro. 29 Eylül'e kadar geri harekete geçiyor. Tamam. İlahi adalet süreci. Allah'a şükürler olsun. Edenler ettiğini bulacak, yapanlar yaptığını görecek. Herkes ne yaşattıysa onu yaşayacak. Hesaplaşma var arkadaşlar, hesaplaşma. Ben hep diyorum size, Allah bu dünyada yarına bırakır da yanına bırakmaz kimsenin. Emin olun. Emin olun, çok içten dua edin, gönülden dua edin. Dua süreçleri bunlar. Evet, hadi bakalım. Evet. Haydi bakalım bakalım. 11 Mayıs, 17 Mayıs'a kadar bu haftanın içerisinde neler neler yaşayacakmışsınız görelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada hafif üşüttüm, çok özür diliyorum. Çok yoğun zaman dilimi içerisindeyim. Bu yüzden dolayı da zaman zaman bir burnumu çekiyorum, kusura bakmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar, 11 Mayıs haftası tedbirli ve dikkatli başlamanız gereken bir hafta. Bakın, ufak tefek sakarlıklar olabilir üzerinizde. Dediğim gibi retro sürecine girdiğimiz için biraz böyle kendinizde böyle bir durağanlık, bir sarsaklık, bir halsizlik, böyle bir yani böyle monotonluk hissedebilirsiniz. Bu yüzden dolayı da dikkatli olun. Tedbirli davranın, yazışmalarınıza dikkat edin, konuşmalarınıza dikkat edin, unutkanlık, dalgınlık yaşayabilirsiniz, dikkat edin. Özellikle çevrenizdeki bazı insanların hainliklerine maruz kalabilirsiniz. Ben hep diyorum, biliyorsunuz, ihanet illa bir kadın bir erkek değildir. Efendim, bir arkadaşınıza bir sır verirsiniz, gider anlatır, gider efendim biriyle bir yola çıkarsınız, yarı yolda kalırsınız. Bir arkadaşınıza güvenir, ne bileyim, para verirsiniz geri alamazsınız gibi bir şey, bir şey, bir şey. Yani bu haftaya biraz dikkat edin etrafınızdaki insanlara. Evet, yavaş yavaş galiba dışarıya çıkma dönemi de başladı bu hafta. Bakın, yemekli içmekli ortamlar, bilmiyorum artık açılıyor mu kafeteryalar, ama yemekli içmekli ortamlarda bağınız olan bazı kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz, konuşmalar yapabilirsiniz bu hafta içerisinde. Hatta yol ve yolculuk planlarınız olabilir yine bu haftanın içerisinde. Özellikle kafanızda belirlediğiniz ama ertelediğiniz o düşünceleriniz, projeleriniz, her neyse, bunlarla ilgili de hayata adım atabilirsiniz, kararlar verebilirsiniz bu hafta. Özellikle şanslı bir hafta, bakın, yıldızınızın yükseleceği maddi ve manevi anlamda şans, bolluk, bereket, verim dolu bir zaman dilimi. Ve ben başlarken ne demiştim, bakın. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuda ben boşuna mı uğraşıyorum, ben boşuna mı emek veriyorum, ben boşa mı kürek çekiyorum dediğiniz her ne konu var ise, bunlarla ilgili artık yavaş yavaş sonuca geliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Bakın, bu hafta önemli bir hafta, ısrarla söylüyorum. Bakın, hak ve adalet, gördünüz mü? Adalet kartı, haksızlık, hak ve adalet var ise, haksızlık var ise, hak ve adalet yerini bulacak arkadaşlar. Hep söylediğim gibi iletişim ve haberleşmeniz yoğun. Çok yoğun iletişim var, çok yoğun haberleşmeler var. Parayla bağlantılı özellikle endişelerinizin yavaş yavaş azalacağı, artık peyderpey, ki çok şükür, bin şükür, yavaş yavaş bakın iş yerleri de açılıyor. Bakın, parayı da verdi zaten, şurada kartlarım, gene göstereyim. Şöyle bakın. Evet, para bağlantılı da güzel. Endişelerinizin biteceği bir zaman dilimin içerisine giriyorsunuz. Aileyle bağlantılı özellikle genel bir karar alabilirsiniz. Uzun zamandır sizi sıkıntıya sokan, hep dediğim gibi, kendi çekirdek ailenizde olabilir. Geniş büyük anne baba kardeşlerle olan büyük ailenizde olabilir.
önemli kararlar alacaksınız. Bu bir miras olabilir, bir şeyi almak satmak olabilir gibi önemli kararlara adım atacaksınız. Yalnız bu hafta gıybet kulağınıza gelecek dedikodular canınızı sıkabilir, biraz kafanızı karıştırabilir. Burada biraz aklınızı ve mantığınızı kullanın arkadaşlar. Yani her gelen söze de zıplamayın, bir inanmayın, bir ölçün biçin tartın bakalım bunun aslı ne astarı ne, değil mi? Ona göre hareket edin. Evrak ve belgelere bu hafta çok dikkat edin. Elinize gelecek bazı evrak ya da belgeler biraz böyle sizin canınızı sıkabilir. Belki işte kabarık gelen bir fatura olabilir ya da işte biriyle yapacağınız bir yazışma ya da konuşma sizi biraz böyle gerebilir. Yani sizi çığırınızdan çıkartabilir. Burada diyor ki sezgilerine güven diyor. Hiç diyor boşu boşuna stres yapma diyor. Yine aynı şekilde özellikle bu hafta biraz böyle o kendi çemberinizden içinden, kendi o monoton çemberin içinden çıkma döneminiz, öyle diyeyim ki hep diyorum yani bu hafta biraz daha böyle relax olacağız sanki genel anlamda ülke olarak. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, o stres kaynaklı mide ve bağırsak sisteminizde ne olur çok dikkat edin. Mide ve bağırsak sisteminizde sıkıntılar görüyorum. Ya da baş bölgenizde işte kulak, burun, boğaz bölgenize biraz dikkat edin. Özellikle ilişki anlamında bakın aklınızda ve kalbinizdeki bağla ilgili haber alamıyorum, ne olacak? Bir yazmadı, mesaj atmadı, takıntı yaptım, Allah'ım ölüyorum meraktan çıldıracağım dediğiniz kim varsa, evet mesajlar geliyor bu hafta. Bu hafta iletişim harika. Bakın ilişki anlamında, ki bundan sonraki videom zaten eril dişil konuşturma olacak. Bu haftalık için eril dişil konuşturacağım. Valla arkadaşlar güzel bir hafta, dediğim gibi ikilemleriniz olabilir. Bu yüzden dolayı da ikilemler içinde kalmayın. Kendi kendinizi mutsuz etmeyin. Önce bir kendinize bakın. Bakın karma haftasına giriyoruz artık. Karmalar, yani önce kendinizi, lütfen kendi içinizi düzeltin, kendinizi değiştirin. Nerede hata yapıyorum? Ben nerede hata yapıyorum? Ben neyi değiştiriyorum? Yani siz önce kendinizi değiştirin arkadaşlar. İnanın arkadan her şey çok daha farklı olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, bu hafta gerçekten güzel, keyifli bir hafta olacak gibi gösteriliyor. Ama dediğim gibi kafanızdaki lütfen soru işaretleri için hemen zıplamayın her şeye. Biraz bekleyin, biraz sabit kalın. Dediğim gibi 11 Mayıs'tan itibaren retro artık geri hareketine başlıyor ve 29 Eylül'e kadar sürecek. Bir daha diyorum, geçmişle hesaplaşma dönemi başlıyor arkadaşlar 29 Eylül'e kadar. Evet, bakın kutsal bağlarla ilgili, özellikle değer verdiğiniz bağlarla ilgili kafanız karışabilir. Bir anda ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Hani gitmek mi zor, kalmak mı zor? Gitsem mi, kalsam mı ikilemlerinde kalabilirsiniz bu hafta ilişkiye dair. Ama ve lakin yine de o ikilemler, bakın hep ikilem. Karar vermeye başlayacağınız, biraz daha ilişkiler anlamında özellikle bir şeylerin nasıl diyeyim, taşların yerine oturacağı bir hafta olarak gösterildi bana. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz, Instagram'da beni takip ettiğiniz için Milacığım. Evet, bu arada kedim geldi gene. Kızım dur. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.